Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Aziz kardeşlerim, bildiğiniz gibi yeryüzünün dört bir tarafında Müslümanlar öldürülüyor, vatanlarından sürülüyor, evleri barkları yıkılıyor, namuslarına, ırzlarına, şereflerine dokunuluyor. Doğu Türkistan'da, Suriye'de, bugünlerde daha da bir şiddetlenmiş olarak Filistin'de ve bunlar dışında daha birçok yerde. Diğer Müslümanlar da Müslümanların üzerinden bu zilleti kaldırmak için, Müslümanları felaha kavuşturmak için, eski izzetli günlerine geri döndürmek için türlü türlü yol arayışındalar, çarelere başvuruyorlar, türlü türlü sebepler ediniyorlar. Kimisi sosyal medyada çaba ve gayret içerisinde, kimisi diplomatik yol ve yöntemleri izliyor. Devlet olarak, millet olarak dua ediyorlar, mali yardımda bulunuyorlar ve türlü türlü çeşit çeşit yol ve yöntemlerle Müslümanlara bir felah, bir izzet, bir zafer kapısı açmak ve Müslümanları eski izzetli ve galip oldukları günlere geri döndürmeye çabalıyorlar, çalışıyorlar. Bu çaba ve çalışmalar içerisinde Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın dinine muhalif olmayan, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere, sünnete muhalif olmayan her bir çaba ve çalışma inşallah ecre ve sevaba müstahaktır. Her birisi salih amel kapsamındadır. Fakat Müslümanların çoğusunun nazarından kaçan, gafil oldukları bir büyük çare var. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kitabında bizi irşad ettiği çare. Her türlü zilletten kurtuluş ve izzete erme çaresi. Hem ebedi hayat olan ahiret hayatında zafere, izzete, ebedi nimetlere ermek, cennetlere ermek ve cehennemden azad olmanın çaresi. Hem de sadece ahiretin değil, dünyada izzete ermenin, dünyada nimetlere ermenin, dinimizi sükunetle, huzur içinde, rahatlık içinde, izzet içinde yaşamanın çaresi. Yüce Allah Azze ve Celle kitabının birçok yerinde buna işarette bulunuyor. Ben kendi nefsime bir nasihat olarak ve siz kardeşlerime bir nasihat olarak bu büyük çareye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Müslümanların dünyada da ahirette de felahlarının, izzetlerinin, zaferlerinin, galip olmalarının çaresi. Rabbimiz Tebareke ve Teala Nur suresinde buyuruyor ki, قُلْ de ki ey Resulüm, اَطِيُوا اللّٰهَ, Allah'a itaat edin. وَاَطِيُوا الرَّسُولَ, ve Resul'e itaat edin. Yani Allah'a indirdiği kitaba ve gönderdiği Resul'e, gönderdiği Resul'ün lisanıyla size verdiği emirlere itaat ederek itaat edin. Ve Resul'e, onun getirdiği kitaba uymak suretiyle ve ona indirilmiş olan size beyan ettiği sünnete ittiba etmek suretiyle itaat edin. Allah'a ve Resul'üne verdiği emirlerde ve beyan ettiği yasaklarda itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْا, eğer yüz çevirirseniz, فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, ona düşen, yani Resul'e düşen, kendisine yüklenen şeydir. وَاَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, ve size düşen de size yüklenen şeydir. Siz de kendinize yüklenen şeyden hesaba çekileceksiniz. Size yüklenen ise itaat etmektir. Sonra devamen Yüce Allah buyuruyor, وَاِنْ تُطِيعُوهُ tehtedû, eğer ona itaat ederseniz, Resul'e itaat ederseniz doğruyu bulursunuz. Resul'e itaat ederseniz dünyalık ve dini her hususta doğruya, güzele, kamil olana, en mükemmel olana ulaşırsınız. Her bir mesele hakkında sosyal hayatınızda, devlet idarenizde, anlaşmalarınızda, ikili münasebetlerinizde, ticaretinizde, ziraatinizde vesaire, her bir mesele hakkında eğer ona itaat ederseniz her bir hususta doğruya erersiniz, en doğruyu bulursunuz, doğru yolda olursunuz.
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Daha sonra Yüce Allah buyuruyor ki, Resul'e düşen sadece açık seçik bir tebliğden ibarettir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o açık seçik tebliği hakkıyla yapmıştır. Bize hiçbir kapalılık, hiçbir karışıklık olmaksızın Rabbimiz yüceler yücesi yaratıcının emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle bu itaat ehline vaatte bulunuyor. Allah'a ve Resulüne itaat edenlere bir vaatte bulunuyor. Hemen ardındaki ayette buyuruyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah ey insanlar sizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir. Vaat eden Allah. Neye vaat etti? İman edip salih amel işleyenlere vaat etti. Bu da bir önceki ayette Allah'a ve Resulüne itaattir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın itikad edilmesi gerektiğini emrettiği hususlara itikad etmek, amel edilmesini emrettiği hususlarla amel etmek iman ve salih ameldir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin helalini helal bilmek ve kabul etmek, haramını haram bilmek ve kabul etmek, Allah'ın çirkin dediğine çirkin demek ve kabul etmek, Allah'ın güzel dediğine güzel demek ve kabul etmek, Allah'ı sevmek, Allah'ın emrini sevmek, Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek Allah'a iman ve salih ameldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak, onun emirlerini izlemek, onun yolundan gitmek, onun kötülediğini kötülemek, onun sevdiğini sevmek, onun emrettiği hususları baş göz üzerine kabul edip itaat etmek, onun yasakladığı şeylerden uzak durmak iman ve salih ameldir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın razı olduğu, sevdiği her bir şey iman ve salih ameldir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeyleri terk etmek de iman ve salih ameldir. İşte bu iman ve salih amel ehline Allah vaatte bulunuyor. Bir kimse vaat eder de vaadini yerine getirmezse iki sebep iledir. Birincisi yalancıdır. O yüzden vaat etmiş ama vaadini yerine getirmemiştir. Peki Allah'tan daha çok vaadine sadık olan kimdir? Elbette Allah yalandan münezzehtir. İkincisi vaat etmiş, vaadini yerine getirmemiştir. Çünkü gücü yetmemiştir, aciz kalmıştır. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'yı aciz bırakabilecek şey veya kimse var mıdır? Elbette Allah vaat etmiştir ve vaadini yerine getirmeye kadirdir. Ve Allah vaat edip de vaadini yerine getirenlerin, sadıkların en büyüğüdür. Yüce Allah Subhanehu ve Teala vaat etmiştir ve iman ve salih amel ehline vaat etmiştir. Neyi vaat etmiştir? Devamen buyuruyor ki Rabbimiz لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekileri nasıl başkalarının yerine, yeryüzüne getirip iş başına getirdi, yeryüzüne egemen, yeryüzünde galip yaptı ise, yeryüzünün sahipleri yaptı ise, onları da yeryüzünün sahipleri yapacak, başkalarının yerine yeryüzünün egemenleri, sulta sahipleri, yeryüzünün halifeleri kılacak. Yeryüzünün hükümdarları yapacaktır onları. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ Ve onlar için razı olduğu dini onlar namına yeryüzünde sapa sağlam bir şekilde yerleştirecek. Allah bunu vaat etti. Başka? وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Onların korkularını emniyete çevirecek. Eskiden korktukları, endişe duydukları, kendilerine saldırı olması, evlerinin basılması, üzerlerine bomba yağması ve buna benzer endişelerini ve korkularını giderip kalplerine emniyet verecek,
evlerinde, vatanlarında, mülklerinde, saltanatlarında, izzetleri içerisinde izzetle, sükunetle, rahatlıkla, huzurla yaşayacaklar. Sonra Yüce Allah buyuruyor ki ve işte bu halde onlar ya'buduneni bana ibadet edecek ve la yuşrikune bi şey'a ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar, koşmazlar. İşte bu vaade layık olanlar yalnız Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmayanlardır. Şirkten uzak duranlardır. Daha sonra Rabbimiz buyuruyor وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Bundan sonra bu izzet, bu saltanat, bu güç, bu imkan, bu huzur, bu sükun, bu felaha erdikten sonra her kim nankörlük ederse işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاَقِيمُ السَّلَاةَ Namazı ikame edin. Ve atuz zekate ve zekatı eda edin. Ve ati'ur rasule ve rasule itaat edin ki namazı ikame edin. Zekatı eda edin. Ve rasule itaat edin ki leallekum turhamun. Size acınsın. Size rahmet olunsun. Rahmete nail olasınız. Rahmete nail olmanın yolu budur. Namazı ikame etmek, zekatı eda etmek ve Resul'e itaat etmek. Resul'ün yolundan gitmek, ona tabi olmak, onun emrettiği ve yasakladığı hususlarda ona itaat etmek. Budur rahmet olunmanın, Allah'ın rahmetine ermenin yolu. Son okuyacağım ayette, hemen bunlardan sonra gelen ayet, Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, La tahsabennellezine keferu mu'cizine fil ardı. Sakın zannetme ki kafirler Allah'ı yeryüzünde aciz bırakabilirler. Sakın zannetme ki kafirler Allah'ı yeryüzünde aciz bırakabilirler. Yani Allah bir şey dileyecek, bir şeyin olmasını murad edecek ve onlar buna mani olacaklar, öyle mi? Allah Müslümanların izzetini, Müslümanların galebesini, Müslümanların zaferini dileyecek de yeryüzünde kafirler Allah'a aciz bırakıp haşa ve kella buna mani mi olacaklar? Sakın böyle bir şey zannetme buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bizlere. Bu dünyada onların hali. Kesinlikle Allah vaadini yerine getirir ve yeryüzünde kafirler onu aciz bırakarak Allah'ın vaadinin yerine gelmesini önleyemezler. Ve ma'vahumun nar ahirette ise onların varacağı yer cehennemdir ve lebi'sel masir o ne kötü bir dönüş yeridir. Bu okuduğum ayetleri iyice üzerinde durarak teemmül edin, tefekkür edin, tedebbür edin kardeşlerim. Yüce Allah Subhanahu ve Taala bu ayetlerde vaadinin iman ve salih amel üzerine olduğunu bize beyan ediyor. Allah'a itaat ve Resul'e itaat ile hem ahirette ebedi fevzu felaha hem dünyada fevzu felaha ereceğimizi beyan ediyor. İman ve salih amel bizi sadece ahirette cehennemden değil, dünyada da kafirlerin sultasından, kafirlerin egemenliğinden, kafirlerin eza ve eziyetlerinden kurtarır. Bizi izzete götürür, bizi şerefe götürür. Ve bunun aksi, Allah'a itaat edilmez ise, Resul'e itaat edilmez ise, Yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya isyan edilir ise, fıskı fucur yapılır ise, günahlara dalınır ise, şirk koşulur ise, küfre dalınır ise, Allah'ın helali benimsenmez ve kabul edilmez, reddedilir ise, Allah'ın haramı benimsenmez ve kabul edilmez, reddedilir ise, şeriat, Allahu Teala'nın indirdiği hükümler, Yüce Allah Azze ve Celle'nin indirdiği din kabul edilmez. Devlette, millette, sosyal hayatta ve ferdi hayatta tatbik edilmez ise, o zaman Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın vaadi
gerçekleşmez. Allah'ın yardımı inmez ve biz rahmete nail olmayız. Yüce Allah Azze ve Celle'den bir acımaya layık olmayız. Eğer asi olursak, Allah'tan bir rahmete nail olmanın yegane çaresi namazı ikame etmek, zekatı eda etmek ve Resul'e itaat etmektir. Eğer biz bunları gerçekleştirmezsek, sadece çare olarak boykota, mitinge ve buna benzer sosyal medyada gündem yapma gibi şeylere yönelir isek, Yüce Allah Subhanehu ve Teala'ya isyana devam eder, hayatımıza Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın dinini getirmez isek, bizim için izzetin kapıları kapalıdır. Bizim için fevzu felah mümkün değildir. Ve kafirlerin üzerimizdeki galibiyeti sona ermeyecektir. Biz Allah'tan, biz kitaptan, biz sünnetten, biz Resul'den yüz çevirip durduğumuz sürece ve bundan daha büyüğü ahirette de kötü son bizi bekleyecektir. Allah'a sığınırım. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bana da size de dinine tam bir dönüşle dönmeyi, emirlerine uymayı, yasaklarından uzak kalmayı nasip etsin, muvaffak eylesin. Rabbim Tebareke ve Teala eziyet, sıkıntı, işkence altındaki Müslümanlara yardım etsin. Onların üzerindeki belayı def-u ref eylesin. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlara eziyet eden kafirleri, müşrikleri helak etsin. Onlara karşı müminlere, Müslümanlara yardım eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.